Evet canlar, hepinize hayırlı akşamlar. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok zor, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Benim şahsi hissettiğim kalbim sızlıyor. Hani şu son dönemde çokça duyuyorsunuz ya, hayatta kalma suçluluğu diye bir şey var. İşte onların, o sendromun izi hepimizin hayatlarında öyle veya böyle ipuçlarını veriyor. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum. Suriye'ye geçmiş olsun diliyorum. Ölenlerimize rahmet. Hayatta kalan, yaralı olan bütün kardeşlerimize Rabbimin Şafi ismiyle şifa diliyorum. Ve bolca sabır, bolca sabır diliyorum. Önce bir teşekkürle başlayayım. Teşekkürüme bir özür ekleyeyim. Ondan sonra da bakalım Allah ne gösterecek. Ben böyle ani olaylarda, pandemide de aynı şeyi yaşadık. Daha önceki yangınlarda, depremlerde de bu tür olaylarda herkesin aksine çok telaşa kapılmadan bir iki adım geri çekilerek, susarak, susmak çok önemli. Eğitimlere katılanlar bu konudaki uyarılarımı hatırlarlar inşallah. Susarak ve stratejik olarak en doğru zamanda, en doğru hamlede ben ne yapabilirim düşünerek ve onu planlayarak, elbette boş durmayarak süreci ilk hafta öyle değerlendiririm. Bu ilk haftada çok fazlaca yayınlarına katılmam için işte Instagram, televizyon ya da YouTube için davetler aldım. Çok teşekkür ediyorum, teveccüh ediyorsunuz, hiç layık olmadığım kadar büyük bir teveccüh gösteriyorsunuz böyle zamanlarda, ama her birinize hayır demek zorunda kaldım ve siz de çok anlayışlı davrandınız. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bugün artık 8. gün ve çok fazlaca son 1-2 gündür özellikle eğitimlerden ya da bir şekilde benimle yolu kesişmiş olan takipçi ve dostlarımın yazdıkları, arayarak söylediklerinden yola çıkarak, hocam ne olur sen çık, ağlayacaksak da beraber ağlayalım, dertleşelim, halleşelim, yol yöntem tavsiyelerine ihtiyacımız var, bizi bundan mahrum bırakma dediklerinde kendimi çok mahcup da hissettim. Yani benim böyle bir misyonum, bu kadar büyük bir misyonum var mı, bu gerçekten ben buna layık mıyım, bütün bunları da sorguladım. Ama özellikle bu yayını yapmama en temel etken iki şey oldu. Yani bugün yayın açmama, aslında bu haftayı da pas geçebilirdim. Ay, kalbim sıkışıyor. Birincisi, ben bilenler bilirler, Kahramanmaraş'ta 2 sene görev yaptım. Aile okuluyla başlayıp evlilik okulu, aile akademisi, haftanın 3 gün cuma gidiyordum, pazartesi geri dönüyordum. Çok güzel dostluklar, çok güzel ekipler, çok güzel çalışmalar yaptım. Hatay'da daha geçen Aralık ayında çok güzel çalışma yaptık. Aralık ayında yine Antep'teydim, Diyarbakır'daydım, Urfa'daydım. Ve biliyor musunuz ki orada benimle yolu kesişmiş, benim onlarla yolumun kesiştiği dostlarımın %90'ı yok artık hayatta. Onlar olmadığı gibi onlara ait hiçbir şey yok. Ekran karşısında belki gitmediyseniz o şehirleri hayal bile edemiyorsunuz. Ama ben özellikle haberlerde seyrederken caddeleri, sokakları bildiğim için, mesela özellikle şu son dönem Kahramanmaraş'ta hep Trabzon ve Azerbaycan Caddesi'nden bahsediliyor. İşte orada ah o yılların 2015 yılı, dili olsa da konuşsa, o kadar çok kişiye dokunduk ki orada. Her bir seminer 750 bin kişiyle doluyordu salonlar. Bugün şöyle bir fotoğraflara baktım. Dedim ki Allah'ım sen bize dayanmayı nasip eyle. Gerçekten dayanmayı nasip eyle. Tabii hiç bilmeyenler bu sessizliği, hocam niye bu kadar sessiz kal dedi. Ben işin mutfağında olmayı hep çok sevdim. Yardım çalışmalarını örgütledik. Evet. Hiçbir sıkıntı yok ilk günden itibaren, ama
yine tanıyanlar çok iyi bilecekler ki göze sokmak dan hoşlanmıyorum ben. Özellikle yaralı, hasta, cenaze ve çocuk fotoğraflarının paylaşılmasını da doğru bulmuyorum. Bu benim duruşum, bu benim tarzım. Allah razı olsun, hepimizin başı sağ olsun. Şimdi bu yayına beni hazırlayan itici güç, ikisi de yine Maraş'tan oldu. Bir tanesi Maraş'ta eğitimlerime katılan, sonra da işte bu sosyal medya mecralarından beni takip eden çok sevdiğim bir kardeşim. Ailesinden bir tek kızıyla hayatta kaldı ve İstanbul'a geldi. Kızı hastanede, dün onları ziyarete gittim. Gencecik kız için dedi ki, hocam biliyor musun, senin yaptığın bütün canlı yayınları onlar da seyrediyorlardı, çok istifade ediyorlardı ve hep seni konuşuyorduk biz dedi. Ben de giderken kızıma iki tane defter, bir tane kalem götürdüm. Dedim ki içinden akanları ne olur yaz. Konuşmak istemeyebilirsin, şu an konuşmaya hazır olmayabilirsin ama yaz, içini bir yere akıt dedim. Hocam dedi, tekrar yayınlarını açar mısın? Sonra akşam oldu. Bir azan size çok güzel bir sürpriz olacak. Yani güzel dememin kastı, yüreğinizde bir yer açacaksınız, ona eminim. Benim yine eğitimlerden gelip en önde, gözünü bile kırpmadan eğitimlerimi takip edip hayatında köklü büyük değişimlere yer açan güzel kalpli Ebru kızım. O da Maraş'ta çok da güzel hizmetlerde ve görevlerde bulunan bir kızımdı. Allah'a şükür hayattalar. Onlar şu anda Ankara'ya geldiler. Birazdan Ebru'mu yayına alacağım. Yaşadıkları o anı bizzat onun ağzından dinlemenizi istiyorum. Sonrasını dinlemenizi istiyorum. Ama ondan önce hadi gelin beraber bir Bakara suresinin 155 ve 156. ayetini tekrar tekrar hatırlayalım. Tekrar tekrar birbirimize hatırlatalım. Ne diyordu? Andolsun ki sizi biraz korku. Bu doğal ve sosyal afet olabilir, savaş olabilir ve açlıkla, yani kıtlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. Evet, şimdi bakıyorum o kadar iddialı sözlerimiz var ki, sanki Allah kalbime bir şey hissettirmiş gibi, aşağı yukarı Temmuz ayıydı geçen sene, bir yolculuk esnasında, otobüste uzunca bir yolculuk esnasında, bir anda önümde tablet, böyle bir şeyler tefekkür ediyorum, yeni bir çalışma çıkartmak istiyorum derken, Şükür ve Kanaat Atölyesi adı altında bir çalışma yapmam gerekiyor dedim ve ilk 2-3 sayfayı o 12 saatlik otobüs yolculuğunda yazmayı nasip etti Rabbim, şükürler olsun. Ve o günden bugüne de sıklıkla hep diyordum ki, çok şükürsüz olduk, çok kanaatimiz kıtlaştı, hırslarımız, pandemi bir mikropla bize eve soktu ama çıktığımızda zincirinden kopmuş gibi bir arsız toplum haline geldik diyordum ve içim acıyordu. Ve gitgide de yaptığım işin dışında yalnızlaşıyordum, kendimi daha çok izole ediyordum, etme ihtiyacı hissediyordum. Çünkü dışarıdaki o akışa, o hıza, o hırsa, o fitneye, o fesata, o hasete asla tahammül edemiyordum. Şimdi bu depremle birlikte görüyorum ki dilimiz çok önemli. Haberlerde ya da programlarda bakıyorum, bu savaşı kazandı, enkazdan çıktı. O kadar şirk dolu cümlelerle karşılıyoruz ki kurtulanları bile. İnşallah Hülya. O kadar çok İddialı sözlerimiz var ki Allah'ın kün feyekün emrini söylemeye dilimiz varmıyor. Hadi kün feyekünü diyemiyorsun. Ol der, oluverir de
Deyiver. Allah demeye ödümüz kopuyor. Allahu Ekber denildiğinde rahatsız oluyoruz. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz ya? Ne olur birbirimize gerçekten bunu fazlaca hatırlatalım. Ya eğitimlerde hatırlıyorsunuz. Hocam canlı yayında diye o aradı. Bak ne güzel bir tevafuk oldu. Ne diyordum, dikkatim dağıldı. Konuyla alakalı olsa da olmasa da hep diyordum ki dilimiz, bela dilimize bağlı. Dilimizi düzeltmemiz lazım. Dilimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Bir haddimizi bilmemiz lazım. Bu dünyanın bir imtihan yeri olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Asla. Biz hiç hatırlayamıyoruz neredeyse. Yani neyse. Ben bir Ebru'mu alayım da ondan sonrasına sonra bakalım. Çok doluyum, çok kızgınım. Bazen çok kırgınım. Selamünaleyküm güzel selam kızım hocam. Benim. Seni böyle sımsıkı sarıp sarmaladığımı hisset olur mu? Allah razı olsun. Çok güzel konuştunuz. Teşekkür canım ederim. Yani elhamdülillah hocam sağız. Ve böyle bir tekrar karşınıza gelmek. Dün sizi aradığımda canım hocam dedim ya. Yani canım hocam ben hani siz biliyorsunuz o mahalledeydim ben. Bu arada ismim Ebru Kanlıdere, Kahramanmaraşlıyım ben. Maraşlı olanlar bilir. Piyazanın orada Ebrar sitelerinin ön tarafında oturuyordum. Benim mahallem, komşularım, arkadaşlarım, ortaokuldan beri orada olduğum bütün sevdiklerimin hepsi gitti. Bütün arkadaşlarımı kaybettim. Ama Rabbime binlerce şükürler olsun. Onlar şey olarak gittiler. Biz çünkü onların Müslüman olduğuna, şehadetlerini biliyoruz. Onların Müslüman olarak yaşadıklarını biliyoruz. Rabbim onları şehadet mertebesine eriştirsin inşallah. Ben birkaç ay önce hocam üst tarafta bin evler diye tarif edilen bir yere taşınmıştım. Siz de belki daha önce de konuştuğumuzda babam rahmetli olmuştu. Anneciğimle beraber oturuyordum. Annemle oraya taşınmak istedik. Babamın anıları falan o evdeydi. Biz orayı kiraya verdik ve biz buraya kiraya geçmiştik. Ama yaşayacak, nefes alacak günümüz varmış. Rabbim daha bir kere daha belki bize bir şans verdi. Hamdolsun. Yani söyleyecek gerçekten kelime bulamıyorum hocam. Bak bir mesaj geldi Ebru. Bir dakika dur. Ay heyecanlandım. Ebrar sitesinden 10 yaşındaki Ayça enkazdan çıkarılmış 85 maşallah, saat sonra. Maşallah. Ay maşallah ya. Ebru'nun anlattığı yer evet. Aynı zamanda ben Kahramanmaraş'ta görev yaparken aldığım otelin bulunduğu kesinlikle, yer. Evet hocam. Otel yerle o gördüğünüz şimdi. O eğitim aldığımız, sizin otelde ziyaret ettiğimiz, güzel yanaklarınızdan öptüğümüz, elinizden öptüğümüz o yerlerin hiçbiri yer yok artık. O belediye binamızdan o aşağıya doğru, piyazaya doğru olan binalarımız birçoğu yıkıldı, birçoğu çok ağır hasar gördü. Çok büyük bir felaket atlattık hocam. Ben o gün yani ne olur kelimelerimi yanlış kullanıyorsam ya da bu heyecanımı lütfen özür diliyorum. Hiç istediğin gibi Ebru. Hocam ben yıllarca televizyon programı sundum biliyorsunuzdur. Yani 10 yıl televizyon programı sundum. Ama şu andaki kadar böyle elim ayağım titredi ve heyecanım yok. Çünkü yaşanılmış bir olayı anlatmak, o felaketi anlatmak yani böyle şey yok, tarifi yok hocam. Aynen. O gün gece aynen. Hocam... annemle beraberdim. Sadece Allah diyebiliyordum. La ilahe illallah diye bağırıyorduk hocam. Çığlıklar, bağırıklar yani
Dehşet bir geceydi. Kıyametti hocam, kıyametti. Gerçekten çok büyük bir kıyametti. Ben dedim ki artık enkazların altında kalacağız Allah'ım. Bitti dedim yani, bitti. Artık yaşamayacağız diye umut ed yani öyle düşünüyordum. Sonra durdu hocam. Yani zaten 1,5 dakika kadar çok uzun sürdü. Hocam durdu. Öyleymiş. Böyle 1,5 dakika kadar falan durdu. Biz kalktık ama evin içinde bütün dolaplar yerde. Yani gidecek yer yok. Biz 9. kattaydık hocam. Anneanne el ele tutuştuk. Ne yapalım? Yani hocam tekrar deprem başladı. Biz tekrar annemle annemin yatağının üzerine oturduk, dua ediyoruz. Yani yok, başka yapacağımız hiçbir şey yok. Yani sadece Allah Allah diye bağırıyoruz yani. Çok çok büyük bir felaketti. Daha sonrasında hocam işte kardeşlerim bizi çok merak etmiş. Ben üzerinde söylemesi ayıp böyle pijamalarımla ben yatarken yanıma bir tane böyle yazma gibi bir şey bırakıyorum her gün yastığımın yanına. İşte yani hani ne olur ne olmaz diye mi? Allah'ın Rabbime binlerce şükürler olsun. Sonra onu aldım sadece hocam. Yani ceketi giymek bile aklıma gelmiyor ki. Onu aldım sadece başıma ve indik. Yani kapıları falan hiç öyle şey değil. Yani biz bir an önce o 9. kattan aşağı inelim şeyindeydik. Ama bu arada şehir zifiri karanlık, çığlık, bağırık. Yani kim neresi de yıkıldı, kim enkaz altında kaldı, hiçbir şey görünmüyor, bilmiyoruz zaten. Sadece arabalarımıza binebildik. 1. derece yakınlarımızı işte iki erkek kardeşim var. Onlar iyi mi? Onların işte binalarına gittik. Oh Rabbim şükürler olsun dedik. Onlar iyi. İşte yeğenlerim iyi. Ondan sonra ama duyduk ki aşağı belediyeden aşağı her yer yıkılmış. Ama biz o arada yani kendi canımızın kurtulduğuna mı sevinelim? Canlarımızın gittiğine mi? Sadece o kadarını duyduk. Çok çok büyük bir felaketti hocam ya. Sen bir nefes al bu arada Ebru. Hatta akşam bana telefonda dedin ya hocam, çok şükür ailemizin kurtulmuş Aynen, olmasına aynen, sevinirken aynen. utanıyorum Çünkü çok diye sevdiklerimiz, çok insan arkadaşlarım, çok karmakarışık duygular komşularım, yaşıyor. herkes gitti. Ya. Yani herkes enkaz altında. Yani kurtuldum. Elhamdülillah mı desem, Rabbim ne desem bilmiyorum yani. Sonra hocam zaten şehir merkezlerine geçiş yoktu. Biz o Sümbüllü yokuşu diye bilinen bir yer var. Orayı hocam çok zor indik. Yani herkes can pazarı. Herkes kıyamette hani nefsi nefsi dedi. Herkes Of. birbirinden kaçtı. Anlar var ya hocam öyleydi. Ve biz o kadar şiddetli, bir de hocam yani Maraş'ın çok fazla bir soğuğu olur. Kar yağıyor. İnanılmaz şiddetli bir kar yağışı var. Hava çok soğuk. Yani bir yandan üşüyorsunuz. Bir yandan şoktasınız. Şebekeler gitti. Elektrikler gitti. Ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hani 1. derece tamam, yakınlar tamam. Ama teyze, amca, işte kuzenler, bunlar ne oldu? Bunlardan haber almaya çalışıyorsunuz ama maalesef şebeke yok. Biz sonra üniversitenin oraya kadar geldik hocam. Şehir merkezine dediğim gibi geçiş yoktu. Oo, ta Üniversitenin üniversitenin oraya oraya kadar kadar hocam, biz gidiyorsun. bu arada sabah oldu yani üniversitenin oraya kadar arabalar böyle milim 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 biz kenara çekiliyoruz. O anda hemen Ümgüt denilen bir yer var hocam. Orada bir Opet var. O Opet'te hocam böyle insanlar izdiham yaratmışlardı. Benzin almaya çalışanlar, bir şeyler almaya çalışanlar. Ya dedik ki hani burası böyle şehir merkezi nasıl acaba? Ondan sonra hocam biz dedik ki hani yani açık alana, bu arada sürekli araba sallanıyor hocam. İçinde çocuklarımız var, bebekler var. Çocukları da susturmaya çalışıyorsun. Tamam geçecek, bak bitti diyorsun ama yani önce biz kendimiz buna şey yapmamız ki
Aynen Kendine yani yok bitmeyecek. inanmıyorsun. Bu gece bitmeyecek diyordum ben hep. Yani bu gece yani Rabbim Azrail geldi Kahramanmaraş'a. Ben diğer yerleri duymadım tabii. Azrail geldi Kahramanmaraş'ı tamamen temizleyecek ve götürecek diye biliyorum. Yani başka bir şey düşünemiyorum çünkü. Ya. Hocam böyle çok ağır ilerleye ilerleye yollar kapalı. Bizim kırsal bir alan var. Ilıca derler. Kahramanmaraş'ın Süleymaniye Ilıca kaplıcaları. Bizim de orada şeyimiz vardı, evimiz vardı. Biz dedik ki hani çocuklar çok üşüdü. Ayaklarımızda çorap yok, terliklerle en azından oraya gidelim. Orada eski kıyafetlerimiz falan varsa onları alalım, giyelim diye düşündük. Oraya gittik, ikinci depremi orada yaşadık hocam. Hocam orası kırsal bir Oh. alan olduğu için kayak, arabalar kadar kayalar yollara düştü. Ben sadece merhamet, merhamet diye çığlık çığlığa bağırdığımı hatırlıyorum. Senden sana sığınıyorum, senden sana sığınıyorum, merhamet, merhamet diye. Ama yani hocam ben kendimi kaybettim. Yani böyle şeyin içindeyim, karın içindeyim. Çok korktum. İkinci de, birinci de zaten o korkuyu daha atamadan ikinciyi yaşamak daha bir kötü oldu. Yollar kapandı dediler. Eyvah dedik yani burada da kaldı. Azrail buraya da geldi. Buradan da çıkamayacağız. Sonra hocam gerçekten bizle beraber birçok araba orayı da boşaltmaya başladı. Yollarda çok büyük kayalıklar ve dağlardan hala taşlar inmeye devam ediyordu. Bugün nihayet gösterdiler televizyonda. O yolları çekmişler. Yani nasıl o koca kaya parçaları Yani sökülmüş ve o yolları kaya parçaları kapatmış hocam gördük. dediğiniz gibi mümkün değil. Yani hani bir şeyle patlatılır. Onların mümkün değil o yola düşmesi. Aynen öyle Allah hocam. isterse mümkün işte. Oradan çıktık tünellere geldik. Bu sefer tünellerde kaldık. Deprem tünellerde de devam etti. Ya hocam bu böyle 2 gün boyunca devam etti. Sonunda biz bir işte termal dinlenme tesisi yani böyle bir şey vardı. Petrol dinlenme tesisleri galiba. Biz oraya çektik. Artık dedik yani hani duralım. Benzin yok. Bir yerden rica ettik bizle beraber binlerce araba sadece 200 TL'lik benzin veririm diyor. 200 TL'lik başka benzin yok. O da Aynen. işte ya da adaleti sağlamak için. Bu arada canlı yayındaki canlar, şu yayınınızı listenizdekilerle paylaşın da biraz belki bu televizyondaki altı müzik döşenmiş duygusal ajitasyonlu haberlerden ziyade bizzat yaşayanı bir dinlemiş olur eşiniz, dostunuz. Hem de bir dua etmiş oluruz Hocam birbirimize. sonra Evet Ebru'cum. biz oraya geldik ama şükrediyoruz, nefes alıyoruz. Yani şükrediyoruz. Yaptığımız başka bir şey yok. Yani hani yemek, su falan bunları düşünemiyoruz. O cehennemden biraz uzaklaştık gibi böyle. Yani korku filmleri gibi ya. Yani başka bir tarifi yok. Sonra hocam biz Ankara'ya geldik. Ankara'da Allah razı olsun. Hocam Kaçıncı kaçıncı gün günü Ankara'ya geldik? Biz salı, geldiniz? çarşamba sabahı geldik. Çarşamba sabahı geldik hocam. Üçüncü gün. Rabbime binlerce şükürler olsun. Ev sahibi kardeşimizden Allah razı olsun. Bize burayı açtı. Eviniz evinizdir dedi. İstediğiniz gibi böyle. Ama burası bize böyle bir cennet oldu. Yani hani o şeyden sonra. Burada kaldık. Ama bu arada hocam korku var, hala bir endişe var, hiçbir şey yapamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla işte alışveriş yaptık, işte hani evimize koyduk. Bir kimseye falan bir yere gidip bir şey istemiyoruz, yapmıyoruz. Kardeşlerim de 2 tane erkek kardeşim var, Allah razı olsun, uzun ömürler versin. İkisi dedi ki anneciğim, Amin. sizler emin ellerdesiniz. Bizim şu anda sizle beraber burada durursak biz o vatana hainlik yapmış oluruz. Biz oradan bir pirket dahi Bravo. kaldırsak bu bizim için çok önemli. Biz gidiyoruz dediler. Onlar dinlenmeden tekrar Kahramanmaraş'a gittiler. Çünkü hocam çok fazla canımız kayboldu.
Onlar hala gelmediler hocam bu arada. Onlar oradalar. Enkaz çalışmalarındalar. Bizi kadınlarla, yani annem, iki yengem ve ben, çocuklarla bizi, siz burada Eminenler'desiniz. Bir çatının altındasınız. Bize müsaade dediler ve gittiler. Allah Amin. onların yardım ve yardımcısı olsun. Bu arada bir şeyi söyleyeyim. Ebru Aynen öyle normalde hocam. sosyal medya 10 yıldır kullanmıyordu. kullanmıyordum. Dolayısıyla buralarda yok. Tam bu depremin akabinde bana tabii DM'den mesaj yağıyor. Durum bildirenler, dua isteyenler, işte yardım isteyenler falan. O mesajların arasından bir tane canım hocam yazısı ve bir tane kalp. Ben de çok böyle yetişmeye çalışıyorum. Zaten perişanım. Açıkçası o ilk 2-3 günün içinde de Ebru'yu arayıp da ya da mesaj yazıp ne durumdasınız demek hiç aklıma gelmedi. Yani Allah biliyor kalbimi. Daha böyle acil olan şeylerle uğraşıyordum. O canım hocam, ama ben de bir duayla mukabele ettim. Sonra Dün akşam dün konuştuk hocam. dündü tabii. Dün gündüz mesajlara böyle geri döneyim, atladığım var mı, geçiştirdiğim aceleyle var mı, kimsenin gönlünde Allah bir razı olsun kırgınlık, hocam. kırıklık olmasın diye tek tek kendimi check ederken baktım, Allah Allah ya, bu Ebru kim, hangi Ebru, Ebru dolu bizde, yani acaba kim şeyi aldım, profili gizli, ekran oradaki fotoğrafı aldım, onu da uzaktan koymuş mübarek. Oradan da çıkaramadım. Sonrasında dedim ki bir dakika ya, ben yazacağım. Sen Yazın. hangi Ebru'sun dedim. Ya da siz hangi Ebru'sunuz dedim. Hocam ben Maraş'tan Ebru deyince dedim ki hemen numaranı yaz bana. Yazdı numarasını. Numarası değişmiş o arada, ben onu aradım ulaşamadım. Ondan sonra numarasını yazdı. Başladık konuşmaya. Şimdi o konuşma Evet, onu nasıl gelişti ve anlatacağım. bugün neler oldu o Hocam. konuşma? Ha, bu arada bir dakika bak, faziletim bizim çok sevdiğim gelinlerimizden. Gözlük ihtiyacı olanları Şengül ablam bize yönlendirsin demiş. Depremzede olup da gözlük ihtiyacı olanlar bana yazabilirler. Allah razı olsun Hocam faziletçim. Evet, söyle şu bu bakalım. arada şimdi sosyal medya kullanmıyorum, biliyorsunuz hani yıllarca televizyon programı sundum, yaptım. 10 yıldır ben kullanmıyordum. Evet, depremden çok kısa bir süre önce açtım. Orada şöyle yazılar yazılıyor. İyiydi de memleketinizi neden bıraktınız? İyiydi de neden memleketinize sahip çıkmıyorsunuz? Akın akın başka şehirlere gidiyorsunuz. Ya güzel kardeşlerim, o iki kere o felaketi yaşamış oradaki insanlar, psikolojileri her an uyku yok. Hocam samimiyetle söylüyorum, dün ben hiç uyumadım. Dün tam birinci günü, yani bir hafta olmuştu. 4'e 17 geçe ben aynı hisle Fetih Suresi okuyordum ve dedim ki Allah'ım, geçen hafta bugün biz ölecektik. Gerçekten ölecektik ve çok Ya. ağladım. Yani sana hamdolsun Allah'ım, sana şükürler olsun Allah'ım. Sağım, bak Kur'an'ı açtım ve şu anda yani kimse yok, herkes uykuda. Ya o anı tekrar yaşadım. Böyle söyleyenlere çok üzüldüm. Dün size de söyledim ya hocam. Yani orada çok kolay şeyler yaşanmadı hocam. Hala da öyle. Ama o insanlara empati yapmak lazım. Yani o insanlar memleketini bırakmadı hocam. Ben Kahramanmaraşlıyım. Ben bugün durum yaptım. Ben Türkiye'lim. Ben Kahramanmaraşlıyım. Ben evet Ankara'da çok güzel insanlar tanıdım. Böyle kucak açıyorlar bizi. Ama ben burada misafirim. Çok teşekkür ediyorum herkese. Kucak dolusu böyle canı gönülden samimiyetle kalple yaptıklarını o kadar hissediyorum. Ama ben Kahramanmaraşlıyım. Ama 6 ay sonra da olsa, 1 yıl sonra da olsa ben memleketime gideceğim. Benim memleketim tekrar ayağa kalkacak. Ben dün size dedim ya hocam, varsın İnşallah. benim alışveriş merkezim olmasın, piyazam olmasın, sinemam olmasın. Ama ben geride kalan canlarımla, ben oradaki bıraktığımız şehitlerle, onlar ister miydi bizim memleketimizi bırakmamızı? İstemezdi tabii ki. Ama biz bir süreliğine o şehirden misafir olarak çıktık. Kendimizi toplamak için küllerimizden tekrar doğacağız ve gideceğiz biz o memlekete. Biz çok güzel, yedi güzel İnşallah. adamlar İnşallah. yetiştirdik. Biz çok güzel yazarlar, şairler, çok güzel Necip Fazıllar yetiştirdik. O topraktan geliyoruz. O toprağı nasıl bırakırız biz?
Bırakmayacağız tabii ki. Ama böyle şeylere de çok üzüldüm. Dün size de bahsettim ya hocam. Biz kaçmadık. Ben kardeşlerim bizi hanımlarını işte sağlam yerlere bıraktı. Biz burada dinlenemeyiz dedi ve o insanlar bir haftadır uyumuyorlar ve enkaz çalışmasındalar. Erkeklerimiz cihat ediyor, canla başla orada çalışıyorlar. Gelip biz de burada rahatlık içinde olmadılar. Ama biz bayanlar olarak ne yapabiliriz ki? Ellerini ayaklarına dolanırız oradaki insanları. Ay bir de şu var, devlet büyüklerimiz de zaten şehirden Tabii ki hocam, salgın olabildiğince hastalık insanın başladı bir artık. müddetliğine git. Şimdi ben onları zaten seninle yaptığımız konuşmadan sonra büyük ihtimal yarın akşamki yayında madde madde listeledim neler olabileceğini. Yani bu böyle ekran karşısında bir film seyrediyor Aynen gibi öyle. seyretmekle olmuyor. Mesela şimdi bugün çok enteresandı. Tavuk döner yapmışlar, odun ateşinde ekmek arası sandviç dağıtıyorlar. Bir tanesi oradan diyor ki, diyor tüplerde diyor yemek yapsaydınız daha iyi değil miydi diyor. Ya çok bilmiş. Yok hocam, Tüp doğalgaz donmuş yok orada. donmuş. Doğalgaz yok Eksi ki. 18. Heh. Hayır, tüp getirmişler, aygaz tüpleri. O da çalışmıyor. Niye donmuş? Bunu idrak edemiyor, bunu akıl edemiyor. Aynen. Habire bir muhalefet yaz, o onu yapmış, sen de başka bir şey yap. Anladın mı? Neyse, ben onları çok enteresan bir şekilde listeledim. Bayağı uzun bir liste Aynen öyle çalıştım. hocam. Hepsini anlatacağım. Ama Estağfurullah bugün hocam. sen konuş istiyorum. Yani bunlar söylenirken şimdi Allah korusun, Türkiye'nin değil dünyanın hiçbir yerindeki Müslüman kardeşlerimi insanlığa böyle bir şey Allah'ın bir daha yaşatmasın. Aynen. Orada olurken Amin. televizyon karşısında biz aciz kullar olarak ben de yapıyordum belki bunu. Elazığ depreminde, işte Düzce depreminde, Adapazarı depremlerinde Allah yardım eylesin, Rabbim yardımcıları olsun diyorduk. Belki kalpten diyorduk, belki dilden diyorduk ama hocam şimdi başımıza geldi ya, televizyonun karşısında izlerken o canlar bizim olarak izliyoruz. Boş izlemiyoruz. Hiç kimseye tabii ki bizim kadar bunları yaşasın demiyoruz ama yazılan yazıları biraz daha merhamet, biraz daha lütfen sağduyulu. O insanların canları yanmış. Her evden yani annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu, en yakınlarını kaybetmiş insanlar dolu hocam. O kadar canları yanıyor ki o insanların, hiç kolay değil. Ya bir de işin ilginci Evrucum, yani bir tek Tabii ilde ki ya da öyle. ilçede olan bir şey değil bu. O kadar, yani dünyada son 100 yılın en büyük felaketi. O yüzden biraz Kesinlikle. sağduyulu olmak, biraz Yani sükunet lütfen sahibi biliyorsanız olmak. güzel Mesela şeyler sükunet paylaşın. yok. Evet, güzel şeyler. Diyorum ya hocam, dün ben bir hafta oldu, birinci yıl dönümü. Ben tekrar acaba aynı şeyi yaşayacak mıyım diye elime dua aldım, okudum. Yani o şehitlerimize sadece elimden gelen buydu. Yani, ölmüşlerimize Rabbim binlerce rahmetler etsin inşallah. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben Ebru ile konuşurken dedim ki Ebru'ya, Ebru ne yapıyorsun bir haftadır dedim. Tamam, geldiniz Ankara'ya. Bir şey yapmıyorum hocam dedi, işte evin içinde dedi. Çoluk çocuk yengelerle, dedim ki olmaz Ebru, sen onlar tamam evin içinde idare ederken Aynen öyle senin bir hocam. harekete geçmen lazım, bir besmele başlaman lazım dedim. Ne yapacağım Onu hocam dedi. Ne anlatayım hocam. yaptın bugün? İşte 5:30'da uyudum. Saat 9'da kalktım. Ben aşağı marketin oraya indim. Markete dedim ki buranın muhtarı nerede dedim. Hani siz ne dediniz? İlk basamak resmi yer muhtardır. Ben bu mahallenin muhtarını öğrenmek Muhtar. istiyorum. Muhtar nerede? Bana telefonunu verir misiniz dedim. Bana telefon numarasını verdiler. Ben muhtarı aradım. Dedim ki ben Kahramanmaraş'tan, ismim Ebru. Ben depremzedeyim. Benim devletim bana nasıl bir destek sağlayacak? Yani ben neler yapmam lazım? Bana yol gösterir misiniz dedim. Dediler ki hanımefendi buraya gelin, size bir form doldu. Çok çok küçük bir şey hocam. Yani bir aloyla ve çok yakınmış burada bulunduğum yerde. Ve sonra annemle beraber biz oraya gittik. Gerçekten siz samimi olursanız, siz dürüst olursanız karşınıza o kadar güzel, dürüst insanlar çıkıyor ki Allah razı olsun o muhtardan. Gittik hocam, ben bir form doldurdum. Ama bu arada hocam utanıyorum. Neden utanıyorum? Siz biliyorsunuz benim Kahramanmaraş'ta, yani
Allah'ım ben diyorum yani bir şey yani acaba hak ettim mi? Ya. Bunların hakkım var mı? Üzerimizde kıyafet yok. Orayı da ben açıklayayım. Aynen Bir öyle. Aynen. pijamayla gelmiş Ebru oradan buraya. Üstünde başında hiçbir şey yok. İşte yanlarında da kısıtlı sayılı o andaki erkeklerin elinde ne kadar varsa onu vermişler. Şimdi ben akşam ona önce muhtara gideceksin. Sonra belli kurumlara kendini bildireceksin. Burada olduğunu söyleyeceksin. Ama hocam bizim hak bak şimdi dedim. Önce sen bu haklardan istifade edeceksin. Sonra devlet senin yanında bütün kademeleriyle, belediyelerimizle, muhtarlarımızla, bütün birimlerimizle. Sonra sen bir nefes almaya başladığın, ondan sonra bunu zaten de her türüyle geriye Aynen. ödeyeceksin. O hakkın üstünde zaten kalmayacaksın. Hatta bütün bunları bir iki gün içinde yola koyup en yakın kuruma gidip ben ne Aynen. yapabilirim diyeceksin. Evden Ondan çıkacaksın dedim. sonra hocam Oralarda ne yaptın muhtarımız ben bakayım? form doldurdum. Dedi ki diğerlerini kendi yönlendirdi. Anne bu bayana dedi bizzat biz götüreceğiz dedi. Bir buradaki okul müdürü beyefendi bizi kendi arabasına aldı. Ve o bulunan dağıtılan yere götürdü. Allah razı. Bir depo gibi bir yer. Ya şimdi hocam bakıyorum yani ya Rabbi alsam mı almasam mı? Ne alsam ne alacağım? Sonra Ya yeğenlerime işte ıslak bulmamış. mendil, işte o çocukların bezleri falan onlara bir şeyler aldık. Ve ben dedim ki çok o kadar umutlandım ki. Ben de dedim çalışmak istiyorum hocam dedim. Hocam ben de gönüllü olmak istiyorum. Nereye? Hocam oh hoca öğretmen bey dedi ki burası sana uzak olur. Mahallede daha yakın bir yer var. İstersen sen orada hizmet et dedi. Tamam dedim. Bu arada hocam üstümde hiçbir şey yok ki. Bulunduğum kıyafetle gidip hizmet edeceğim. Ama o şeyi yani onun bir parçası olmak bile gerçekten çok güzeldi. Aynen öyle. Çözümün bir parçası Bu beni olmak. umutlandırdı. Ve sonra burada bulunan Ankara'ya gelmiş ve Ankara'ya geldi diye duyduğum herkes arıyorum. Bulunduğunuz semtteki muhtarlarımıza gidiyorsunuz. Muhtarlarımız size bir belge dolduruyor. O belgeyle ve hocam şöyle bir şeydi ve çok teşekkür ediyorum. Gerçekten devletimize bu konuda çok teşekkür ediyorum. Lütfen erzaklarda kim istediği kadar alsın, sınır koymayın. Sen bir tane aldın, iki tane aldın diye karışmayın dediler. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani siz bir tane almaktan çekiniyorsunuz. Onlar istediğiniz kadar alın diyorlar. Çünkü o insanlar biliyorlar bizim nasıl bir psikolojide olduklarımızı. Ay. Gönüllerini çok güzel açmışlar. Türkiye'den bu konuda destek veren, yardım yapan herkesten Allah razı olsun. Hepsinin geçmişine rahmet olsun inşallah. Bu birlikteliğimizi, bu şeyimizi hiçbir zaman Rabbim sonra böyle geldik, çocuklar seviniyor, çocuklara oyuncak aldık. Kendi yeğenlerimin o kendi odaları var, oyuncakları var, bebekleri var. İşte onlar o küçücük oyuncaklara o kadar sevindiler ki. Ya hala biz seni çok seviyoruz, sarılıyorlar. Hala teşekkür ederiz falan. Böyle bir umutlandı. Yine çok güzel bir şey daha oldu hocam. Ben biliyorsunuz sosyal aktivitelere de katılıyordum. STK'larda yönetim kurulundaydım. Bize gelen mesajlarda ve şeylerde lütfen bunu konuşun dediler. Elhamdülillah Kahramanmaraş'ta hiçbir cenazemiz İslami usullere uygun olmadan defnedilmedi. Hepsi kefenlendi. O görüldüğü gibi değil. Hepsi kefenlendi. Hepsi Diyanet'in hocaları tarafından cenaze namazları kılındı. Bir Müslüman için en önemli olan şeylerden biri En önemli. kefenlenmesi ve cenaze namazı. Hiçbir cenaze namazı kılınmayan bir Ya. bebek dahi kalmadığı söylendi. Lütfen bunu kendi etrafınızdaki insanlara duyurun dediler. Yani böyle ceset torbalarıyla defnetmek falan bunların hiçbiri olmadı. Tek tek defnedildi. Bu işin başında olan insan da bizzat bunu söyledi. Bu çok güzel bir şey. Çünkü biz o Bir dur Evren, bir dur ben yine bir araya gireyim. Sevgili Büs Mirza takipçi kardeşimiz, Müslüman'ın hayatında keşke ve ama ile başlayan cümle yoktur. Öyle başlayan cümlenin arkadaşı şeytandır. Yani keşke herkes sizin gibi şanslı olsaydı diyerek karşınızdakine kendini suçlu hissettirmeye yol açıp böyle bir vebali taşımanın yüküne hazır mısınız? Yoksa
Gerçekten hiç farkına varmadan iyi niyetle mi yaptınız bu mesajı? Ben iyi niyetle farkına varmadan yaptığınız bir yanlış olarak görmek ve duymak istiyorum. Ve elimle dilimle düzeltme sorumluluğumu da yerine getirerek o mesajı görmezden gelmemek istiyorum. Hayatta kalma suçluluğu Zaten hocam dediğimiz biz bir bunu şey var, yaşadık ya. O psikolojide deprem anında tanımlama var. diyorum ya hocam. Ölse miydik bu canlarla beraber? Yani bunu biz fazlasıyla hala şu gün olmuş yaşıyoruz. İçtiğimiz suda, yediğimiz yemekte. Çocuklarımıza ne diyoruz hocam? Mesela çorbayla ekmek yiyeceğiz. Bugün bu var. Bak depremde bu oradaki insanlar bunları da yiyemiyor diye biz çocuklarımıza bunu telkin ediyoruz. Küçücük çocuklara. Bu çocuklar oyun çocukları. Tamam, bak kardeşim çok güzel özür diledi. Ben de kalbinden dua ile öpüyorum seni. Ne olur bakın, yayının başında da ömrüm yettiğince bütün eğitimlerimde de söylediğim şey şu. Maksadını aşan cümleler kurmayalım. Dilimize hakim olalım. Bela insanın diline bağlıdır. Dil çok önemlidir. Neyi nasıl söylediğimiz. Çünkü beyin düşünür, kalp duyguların yoğrulma merkezidir. Düşünce duygularla yoğrulur ve dilden açığa çıkar. O yüzden tabii ki biz anladık onu ama Allah razı olsun düzeltmeden hocam. de Teşekkür ederiz. yapamayacaktım. Şimdi Ebru'yu siz burada böyle konuşuyor, cıvıl cıvıl gibi görüyorsunuz. Çünkü o böyle hep Allah heyecanlı, aktif, razı olsun hocam. motivasyonu yüksek bir Amin. evlattı. Hatta da öyle, hep de öyle olsun inşallah. Ama onun içinde kopan fırtınaları hiçbirimiz bilemeyiz ya. Düşünsenize aynı gün yani saat 4.17'de 7.8, 13.24'te yani aradan 10 saat geçmeden biri sabaha karşı biri öğle saatinde 7.6 ile birbirine yakın iki ilçe ama aynı il merkezi sarsılıyor. Ve bütün eşiniz, dostunuz, bildiğiniz her şey, çocukluğunuza ait anılarınız. Düşünün ki ben 2 sene haftanın 3 günü görev yaptığım bir şehir Kahramanmaraş. Bugün ancak biraz böyle biraz daha sanki toparlamaya çalışır bir şey hissettim kendimde. Çünkü kimle konuşsam, hocam işte o eğitime gelenlerle yürüdüğünüz bir cadde vardı, orası yok. İşte şuraya gitmiştiniz, burası yok. Şurada eğitim yapmıştınız, artık orası yok. Kaldığınız otel yok. Kaldığınız otelin yanında, hatta hatırlar mısın Ebru? İlk eğitimlere Evet hocam. başladığımda sen Evet benim ilk hocam. öğrencilerimdensin Maraş'ta. Sizden böyle otelin orada hep o yandaki apartmandan bozma Evet. hastaneye söylenirdim. Ya bu insanlar ahireti hiç mi öncelemiyorlar? Bir apartmandan nasıl hastane yaparlar? Ben gece o ambulans seslerinde sabaha kadar burada huzursuz oluyorum. Nasıl hizmet verilir? Bu nasıl bir dünya hırsıdır? Buna nasıl izin verir belediyeler diye. Aman hocam diyorlardı. Siz eğitimlerinizi yapın, muhalefet başkasına kalsın diyorlardı. Çünkü çok ciddi birbirini susturan ülkeyiz. Yani gerçekten birbirine sabrı ve hakkı tavsiye etme ayetine de sırtımızı Amin. dönmüşüz. O yüzden Allah sonumuzu hayretsin. İşte bütün o apartmandan bozma hastane de yok. AVM de yok, o da yok, bu da yok. Dolayısıyla her şey yerle yeksan olmuş durumda. Elbette çok büyük bir devletiz ve bütün ekiplerle sahada herkes muhteşem, güzel. Eksikleri olacak elbette. Kızdığımız yanlar olacak ama şu an o an değil. Şu an bir bardak Amin. suyu uzatandan da, bir bardak suyu alandan da Amin. hepsinden Allah razı olsun. Bir şey şovuna çevirmemek gerekiyor bunu. Gidip 2 gün orada çalışıp 2 tane video çekip sosyal medyadan atıp tamam vazifemi yaptım rahatlığı değil. Bu bir maraton gibi. Çok uzun sürecek bunun etkisi. Hani 1 sene belki fiziksel olarak kafalarını bu kardeşlerimin, evlatlarımın sokacağı bir mekan devletimiz elbette sözünde durup yapacak. Ama yüzyıllarca sürecek bunun sonradan. İşte onu yarın Hocam akşamki çok yayında özür madde dilerim. Bir madde şey söyleyeceğim çok neler özür olacak. diliyorum. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Benim Söyle. o yıllarca dediğim gibi yıllarca o
oturduğum apartmanım böyle kardeşlerin fotoğrafını gönderiyor. Ben hiçbir sosyal medyada paylaşmadım. Çünkü orası benim yani en güzel anılarım geçtiği yerdi. Ola ki orada insan yani birinin cesedi ya da birinin yani bir yeri görünür de evet yani Hassasiyet. onun ben hakkına girerim diye gerçekten Çok önemli. üzüldüm. Evet böyle bizler onun içinden gelmiş insanlarız. Bizler de öyle paylaşabiliriz. Ben de böyle ağlayarak böyle şeyler yapabiliriz. Yani bizim yüreğimiz yanıyor. Benim şehrim gitti. Benim Kahramanmaraş'ım Karamaraş oldu diyorlar. Şimdi ben Ankara'dayım. Tekrar Maraş'a döndüğümde nasıl bir yerle karşılaşacağım? Düşünebiliyor musunuz hocam? Yani o benim bastığım, büyüdüğüm, gençliğimin geçtiği o sokaklar, o apartmanlar, o komşularım, o üniversite arkadaşlarım hiçbiri yok artık. Olmayacak yani yok. Ben bunu bilerek o memlekete gireceğim. Bizim için asıl oradan sonra başlıyor biliyor musunuz? Yani şimdi bu Evet. hengamede insanlar Evet. bilmiyorlar, yardımcı oluyorlar. Evet, biz memleketimize döndüğümüzde sevdiklerimizin hiçbirini bulamayacağız. Bulamayacağız. İnce Aynen bir öyle. Bu sızı bu işte. kalbimizde O olan bir sızı da sızı olacak insanı hocam. böyle oyar. Hepsini resimle, Aynen. aynen Ne hepsini yapsan ne resimlerine etsen bakıyoruz boş. ve bu insanlar bir daha olmayacak. O evlere bir daha gidemeyeceğiz. O sokaklarda, o Trabzon Caddesi dediğimiz yer bizim Maraş'ımızın en güzel caddesiydi. En güzel caddesiydi ama bir daha Trabzon Caddesi yok. Yok. İnşallah. İnşallah küllerinden yeniden İnşallah doğarak hocam, yeni bir nesli inşallah. inşa ederek birkaç gün önce Salman Hoca'yı aradım. Onlar da Konya'dalar. Eğer yayındaysa selam olsun buradan Konya'ya gitmişler. Torku'nun bir tesisinde şu anda misafir ediliyorlar. O da aynısını söylüyor. Diyor ki hocam pazar akşamı diyor bir tiyatro gösterisi yaptık diyor. Salon doluydu diyor. Herkes çok mutluydu diyor. Geldik eve diyor. Geç vakte kadar diyor. Oh ne güzel bir şeyler yaptık dedik diyor. Hemen diyor o haftasına da diyor birkaç yerde daha diyor vardı. Ama işte Aynen öyle. planların üzerinde bir plan. Sabah 4.17'de senin bütün planın yerle yeksan oluyor. Sadece sizin mi oluyor? Aslında bu depremin fiziksel etkisini ve artçılarını siz yaşıyorsunuz, yaşadınız. Fiziksel kayıplarınız oldu, maddi kayıplarınız oldu ama bu depremin bütünlüğüyle etkisini Türkiye yaşıyor şu anda. Hiçbirimizin hayatı 6 Şubat Olmayacak, evet. öncesi gibi asla olmayacak. Asla. İstanbul'da da yaşasan olmayacak, İzmir'de de yaşasan olmayacak. Çünkü bütün bu gördüklerimizden, duyduklarımızdan, seyrettiklerimizden, şahit olduklarımızdan bizim üstümüze sinen bir pay var. Dolayısıyla büyük bir imtihan Kesinlikle esas hocam. şimdi başlıyor. Kesinlikle. Nedir bu da? İnşallah. Allah'a İnşallah. yakışan kul olma. Bu dünyanın imtihan yeri olduğunu hala idrak edememiş olmaktan doğan tövbeyi yaparak bir an evvel bunu idrak etmeye yönelik bir hayat çizgisine gelmemiz gerekiyor. İnancın ne olursa olsun, işte gördün bu dünya, kapıda Range Rover'ın da olsa, Jeep'in de olsa, Mercedes'in de olsa, beş katlı bilmem içinden asansörlü kendine ait villanın ultrası da olsa yok işte. Evet, Yok hocam. yani. Yok. Aynen. Şimdi, bu şansı inşallah bu sefer kullanırız. Allah Amin, gerçekten amin devletimize inşallah hocam. zeval vermesin. Yani bir de tabii şu var, yardım konusunda da Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun da söylediği gibi yardım yapmalıyız, yardımda asla durmamalıyız. Çünkü orada artık depolama sistemi de var. Fakat o böyle atılan incecik topuklu ayakkabılardan tut incecik tişörtlere kadar dalga mı geçiyorsunuz ya insanlarla? Bunları asla. Şimdi bunu verenle bir şey demiyorum ben. O zaten gaflet içinde. Tamam mı? Bakın benim sözüm kime? İster alınsınlar, ister darılsınlar, zerre kadar da umurumda değil. Şimdi bir insan düşünün. Öyle büyük bir gaflet içinde ki evindeki fazlalıkları bu vesileyle evden çıkartmak için eline ne geçmişse vermiş. Çünkü bunun başka bir izahı yok. Yani o kadar topuklu ayakkabıyla incecik tuvaleti ya da kolsuz bir tişörtü eksi 18 dereceye yollamak başka bir şuursuzluk. Yani bu başka bir şekilde izah edilemez. Buna bir şey demiyorum. Bu şuursuz.
Peki bunu bundan alan kurum, hadi o hesap verecek bana. Hangi dernek, hangi vakıf, hangi kurum bunu kontrolsüz aldı ve o kadar yol, ister Ankara'dan aldı, ister Konya'dan, ister İstanbul'dan, o kadar yol benzin yandı. Bu ülkenin kaynakları istismar edilmiş oldu, heba edilmiş oldu ve gitti oraya bir çöp olarak atıldı. Ben oraya takılıyorum. İşini liyakatla yapacak olan gönüllüler, işini liyakatla yapacak olan STK'lar, işini liyakatla yapacak olan bütün birimlere ihtiyacımız var. Kontrol mekanizmasına ihtiyacımız var. Evet, sen bana bir paket verdin. Allah razı olsun. Ben de sordum sana. Aman bu paketin içi sahiden yardım kurallarımıza uyuyor mu? Beni de kandırdın, uyuyor dedim. Ben gene de güvenmeyeceğim. Götüreceğim kendi depomda, bir açacağım. Tasnif edeceğim, bakacağım. Sansürden geçireceğim ya. Bakacağım. Hatta üşenmeyeceğim. Bunun kaydını alacağım. Bütün bu telaşlı ve acılı günlerimiz bittiğinde de bu insanlara bu paketi geri götürüp vereceğim. Buyurun, siz bunu kendiniz değerlendirin diye. Ben olsam bunu yaparım. Çünkü gerçekten artık insanlara layık oldukları dille ve halle Evet hocam. bir ders vermek gerekiyor. Yani bu kadar aymazlığa gerek yok. Bu kadar aymazlığa. Devlet yok. Burada su bile yok diyor. Arkada su tankından su dağıtılıyor. Yani şuur gitmiş vaziyette. Yapacaksın bari bir yalan dolan bir üç kağıtçılık. Adam gibi çekil bir kenara da arkanı markanı kolaçan et. Hani bari ipliğin pazara çıkmamış olsun. Ama yapacak bir şey yok. Ha, bu arada biz suçlu muyuz? Evet, suçluyuz. Niye suçluyuz biliyor musunuz? Ne olduğu belirsiz, nereden geldiğini bilmediğimiz, geçmişine vakıf olmadığımız insanları başımıza tac ettik. Şimdi hele bu deprem sayesinde daha düne kadar 3-5 bin takipçisi olan ama şimdi 200-300 bin takipçiye ulaşan soytarılara prim veriyoruz hala. Evet, prim veriyoruz. Niye? Tabii yani popüler geçiyoruz. Yazdığımız yazıları paylaşamayan kendi can dostlarımız bile popülist yaklaşımla yazanlar aynı yazıyı yazıyor, onu paylaşıyor. Neden? Gözüne mi gireceğini zannediyorsun onun? Fark etmeyecek bile seni. Fark etmeyecek bile. O yüzden bir gerçekten kendimize gelmemiz Efendim gerekiyor. hocam. Ebru'cum, şimdi senden en büyük ricam ne biliyor musun? Benim ilk tanıdığım gündeki, orayı da şimdi sana bir anlattıracağım. Ebru'dan beklediğim, evet çok zor bir imtihandan geçiyoruz. Bak, geçtik Aynen öyle demiyorum. Daha hocam. uzun yolumuz var. Geçiyoruz ama yarından itibaren kendini iyi hissettiğin müddetçe, günde birkaç saat de olsa, yarım günde olsa en yakınındaki Tamam yerlere hocam. gidip hizmet etmek, bu enerjinle, bu moralinle, bu motivasyonunla yapabileceğinin azamisini yapıp eve yorgun argın gelip, oh elhamdülillah bugün de işe yaradım. Bugün de ben bu hayatta kalmanın üstüme düşen sorumluluğunu yerine getirdim demen ve Baş haftada tacı bir de hocam, bana baş rapor tacı vermeni tabii ki. istiyorum. Yani Kurban olurum. bu Veren canımın bir Allah'a. zekatı, tabii ki bunu ben önce ben denedim. Başından geçen bir felaketi olan bendim. Denedim. Evet, birkaç gündür evdeydim. Ama evde oturunca kimse size bir şey yapmıyor. Yani biz sonra ben diyorum ki ya devlet beni bulmuyor. Ya ben devlete müracaat etmiyorum ki ama. Ben önce adım atacağım. Ben önce bir basamağa adım atacağım. Ondan sonra devlet bana, devlet dışarıda gerçekten yardımcı olacak. Ama sen müracaat edeceksin. Bunda utanmak, gurur etmek Harekete değil. geçeceksin. Ben bu şeyin, Türkiye'nin vatandaşıyım, TC vatandaşıyım, Türk vatandaşıyım ve bu benim başıma gelmiş. Tabii ki devletim bana sahip çıkacak. Başka devlet değil. Tabii ki benim Türk milletim bana sahip çıkacak. Ve o yüzden de önce ben yapacağım, önce ben göreceğim, sonra da burada bu kadar anlattıysam, yani hani bunları deneyerek geldim, deneyimleyerek, yaşanmışlıkla geldim. Bir kitaptan okumuyorum. Ya yani belki hani böyle eşarbımla falan böyle görüyorsunuz hocam. Yani ben hamd ediyorum, ben şükrediyorum. Ben o, evet dediğiniz gibi o canlı enerji, katılıyor musunuz hocam o halle? Bir şey söyleyeceğim, dur. Sen şimdi eşarbımdan dedin ya, ben seni eşarbından görmekten ne büyük bir onur ve gurur duyuyorum biliyor musun? Canlar, Evet. 2015 yılı Kahramanmaraş'ta Mayıs ayı ilk aile okulunu açtım. Ön sırada
böyle cıvıl cıvıl devamlı atak yapıp soru soran bir genç bir kız var. Evet. Açık saçları bir genç kız var. Bir tane de genç oğlan, onunla da yazıştık Erhan mı? akşam Erhan'ımla. Fakat bunlar birbirlerini tanımıyorlar. Yani kadın erkek, ben şu Türkiye'de 2-3 il hariç seminer vermediğim il ve ilçe neredeyse yok gibi. Ben Kahramanmaraş kadar eğitime eşit oranda kadın erkek birlikte 7'den 70'e katılan bir il görmedim, duymadım. Evet hocam. Yani 1.000 kişi oluyordu, sayı Evet alıyordu hocam, böyle çok diye, dolu hatırlıyor oluyordu. musun benim seminerlerimde? Yarısı erkek oluyordu bunun, arkadaşlar şaka gibi. Yani 500'e yakını erkek oluyordu. İşte burada tanığı. Şimdi hatta ben Ebru'ya eğitimlerde de ismini vermeden anlatıyordum. Bu iki genç böyle zıpkın gibi sorular soruyorlar. İşte katılımda bulunuyorlar falan derken birinci kur bitti. Tamam, sertifikalarını verdik. Yeni kur açtık. Bir baktım Ebru gene aynı koltukta. Erhan da yine aynı yerde. Çocuklar, siz niye geldiniz? Biz dediler Evet hocam. doyamadık hocam bu eğitime. Hayatımızda çok değişim var. Sen anlatsana, kaç kur Hocam geldi gitti Ebru? bana dediler Sertifika. ki işte böyle bir eğitim var. Ben çok seviyorum. Hala da böyle aktivitelere falan gidiyordum. Hocamı ilk dinlemeye gittim. Ya Allah Allah, harika. Hocam çok güzel şeyler anlatıyor. Ben de böyle bir böyle oturduğum yerde böyle dikleşmeye başladım. Evet, yapabilirim. Evet, olabilir. Ya evet, neden olmasın demeye ve notlar almaya başladım. Ve yanımdaki o arkadaş da, Erhan kardeşim de notlar alıyormuş. Sonra birbirimize notlar almaya başladık. Ya ben dedim ki, ben eksik dinlediğim yerler var herhalde dedim. Yok yok, bu olmadı. Biz sil baştan bir daha gitmemiz lazım. Ama hiçbir şey bilmiyor gibi. Yani o ikinci oturduğumuzda hatırlarsanız, daha soruyu sormayan, daha sessizce dinleyen, ve oradaki insanları evet bak biz bunları sormuştuk, biz bunları biliyorduk ama biz sessizce dinleyen grup olarak da hocamla sonra çok güzel çalışmalarımız oldu. Hocam her Kahramanmaraş'a geldiğinde hocamın sesini duymak, hocamın böyle o şeyini kucaklamak için koşa koşa Erhan kardeşim diyordu ki, yoldaş, birbirimize yoldaş diyorduk. Yoldaş, duydun mu Şengül hocam geliyormuş, haydi toplanalım gidelim. Çok güzeldi. Benim hayatımda çok güzel yerlere dokundu. Çok güzel şeyler öğretti hocam. Allah razı olsun. Rabbim hocamın anneciğine gani gani rahmet eylesin. Hatırlıyorsunuz değil mi hocam? Yani Amin. sonra ben hocam için aramıştım hocam. Beni o kadar duygulandırdınız, o kadar etkilediniz ki ben bir hatim yapmıştım. Ve anneciğinize de rahmetliye de vermek istiyorum demiştim. Sonra ben 2016'da Rabbim nasip etti Ümre'ye gittim ve kapandım. Şengül hocamı yine aradım. Hocam, o deli fişek kızınız kapandı biliyor musunuz? Ama yine aynı tempoya devam ediyorum demiştim. Rabbim bana bu ikinci şansı verdi. İkinci kez Çok hayata şükür. merhaba dediysem, tekrar Yaradan'ım bak ben senin canını almadım. Sana bir şans daha veriyorum. Belki günahım çoktu, tövbem azdı. Tövbemi biraz daha yapmam istedi Rabbim. Benim öyle gitmemi istedi. İnşallah daha dikkat edeceğiz. İnşallah ben bunu, bu felaketi yaşayan canlı canlı, yani başından geçen bir insan olaraktan bunu elimin yettiği, gücümün yettiği kadar, dilimin döndüğü kadar da herkese anlatmaya çalışacağım. Evet, Ankara'dayım. Burada benim memleketim. Burası benim Türkiye'm. Ben sizin dediğiniz gibi yarından itibaren inşallah burada da çevreyi oluşturacağım. Buradaki insanlara dokunacağım. Benim gibi evde oturup hiçbir şey yapmayan, bilmeyen insanlara hayır. Biz, devletimiz bize verdiği bu imkanlardan biz faydalanacağız. Ve sonra devlete kötü demeyeceğiz. Bunları, bu bilinçlendirmeyi yapmak çok önemli. Önce ben yaptım. Ondan sonra sağımdaki ve solumdaki insanlara yapmaya gayret göstereceğim, gücüm yettiği kadarıyla hocam. Allah razı Benim de olsun senden hocam. beklediğim bu zaten Ebru'cum. Rabbim Amin. inşallah zorumuzu bütün Amin ülkece inşallah kolay hocam. eylesin. Allah Evde özellikle razı olsun annen hocam. ellerinden öpüyorum. Yengelerine çok selam ediyorum.
Bu konuşmaları şimdi onu soran kardeşim. Ben bunu şimdi kaydedeceğim Allah nasip ederse. YouTube'a da yükleyeceğim ve bu deprem tarihinden bu yana da profilimin gizliliğini açtım. Çok fazlaca paylaşım yapmak istiyoruz hocam sizin paylaştıklarınızdan diyen olduğu için. Dolayısıyla bunu paylaşabilirsiniz gizliliği açtığım için artık. Ama her an tekrar gizliliğe geri dönebilirim. Süreç böyle bir gitsin bakalım. Ondan sonra çok etkileşim Hocam bir olursa şey daha açıkta söylemek da istiyorum. kalırız. Geçen Söyle. sene 13 Şubat'ta ben çok ağır bir Covid geçirdim. Tam geçen sene bugün ambulanslarla 40 derece ateşle bu benim belki ikinci 13 Şubat'ım. Yani bizim 12 Şubat Kahramanmaraş'ımızın kurtuluş yıl dönümüydü. Ben geçen sene ben dedim ki herhalde öldüm. Ben bu Covid'den kurtulamayacağım. Ve 7 gün çok ağır geçirdim. Rabbime binlerce şükürler olsun. Tekrar kalktım ayağa. Tekrar kalktım. Bu 13 Ya hep Şubat'ta da böyle kalktım. Bu bir tesadüf değil. Hiçbir şey tesadüf değil. Yaradan'a bir tevafuk. Dediğim gibi tövbem azdı demek ki. Yaradan bak ben seni bir kere daha, bir kere daha diyor. Bizlerin tövbesini kabul etmek için Yaradan bize hep bir şanslar veriyor. seviyor. İnşallah biz de öyle olmuş olalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Başınız ağrıttıysa Ben teşekkür lütfen ederim. kusuruma bakmayın. Mebrucum. İçimden, yüreğimden, dilimin döndüğünce Estağfurullah. anlattım. Yani o anı yaşayan biri olaraktan anlatmaya gayret gösterdim. Buradan yazan, bizi dinleyen, katılan tüm can dostlara da Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğimden yüreğinize gerçekten sevgi gönderiyorum. Rabbim kimsenin başına böyle bir şey bir daha yaşatmasın. Lütfen sizlerden dua istirham ediyorum. Evet biz burada misafiriz ama dediğim gibi biz Kahramanmaraş'ımıza tekrar gideceğiz. Biz tekrar küllerimizden doğacağız. Bizlere lütfen bu süreçte dayanma, sabır ve metanetli olmamızı için Allah rızası için dua etmenizi isteyeceğim. Orada çok güzel insanlar şehit oldular. Şehitlik mertebesine erdiler. O insanları da dualarınızda, İnşallah. fatihalarınızda lütfen unutmayın. Şimdi birçok sana yardımcı olmak için yazan var. Ebru Ankara'ya geldi. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Beni de merak edenler olmuş. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ebru'nun İstanbul'dan Yok, bir yardıma şu elhamdülillah. anda Evet hocam. ihtiyacı yok. Ankara onun işini görüyor elhamdülillah. Siz Aynen gücünüzü öyle. bulunduğunuz şehre verin. Duaya Aynen. ihtiyacımız var ama her zaman birbirimize. Dolayısıyla ya Ben de sizi Ebru çok seni seviyorum seviyorum hocam. çocuğum. Sözümle inşallah ağrıyıp incitmemişimdir. İnşallah dediğim gibi yüreğimden, kalbimden gelenlerle dilime dökmeye çalıştım. İstemezdik ki böyle olsun. İstemezdim ki sizleri güzel eğitimlerde böyle Şengül hocam gelmiş, Şengül hocam gelmiş diye koşa koşa yani giderek sevinçle karşılaşsaydım. Ama bunlar bu musibetler bizim tekrar ayağa kalkmamız, tekrar tövbe etmemiz, ölümü hatırlamamız asla ve asla her şeyin yani tek bir kefenle gideceğiz diyorlar ya hocam. Evet biz tek bir kefenle yani belki üstümdeki pijamam benim tek bir kefenim olacaktı. Başka dünyalık hiçbir şeyim olmayacaktı. Ama Rabbime binlerce şükürler olsun. Hamdolsun ayaktayım. Nefes alıyorum. Rabbim bana bir şans daha verdi. Elimden geldiği kadarıyla da ben güçlüyüm ama yardıma muhtaç olan yani yardıma hem maddi hem manevi o insanlar için bundan sonra daha çok gayret göstereceğim. Daha çok çalışacağım inşallah hocam. Rabbim bana sağlık verdiği sürece inşallah. Amin inşallah Hocam Ebru'cum. siz de Allah'a emanet gül ediyorum. yanaklarınızdan Yayında öpüyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki o Allah eğitimlerde ben razı sizi olsun. tanıdım. Ben de. İyi ki ben size dün canım hocam diye yazdım. Yani bugün de tekrar böyle bir araya geldik.
Ben inanıyorum ki çok güzel günler bizi bekliyor. Biz Kahramanmaraş'ta çok güzel eğitimler vereceğiz, yapacağız ve Yapacağız. bu şehitlerimizi unutmayarak, ölmüşlerimizi unutmayarak, Aynen. o çocuklarımıza sahip çıkarak, çünkü çok enkaz altından çıkan çocuklarımız oldu, çok annesiz babasız kalan evlatlarımız oldu. Biz onları çok güzel gençlik olarak yetiştireceğiz inşallah hocam. İnşallah kuzum benim, inşallah. Benim söyleyecek çok sözüm var. Yarın akşam Esma hocamla hem o korunma ve sığınma dualarını tekrar hatırlatacak. Ben de aldığım notları bundan sonraki süreçte ne yapmamız gerekiyor inşallah anlatmaya çalışacağım. Allah ömür nasip ettiyse, içecek suyumuz alacak nefesimiz varsa yarın akşam görüşmek üzere. Hepinize Allah en razı güzeli, olsun. Allah'a Herkese emanet çok ediyorum. teşekkür Kalın sağlıcakla. ediyorum. Hayırlı geceler. Rabbim böyle bir Var felaketi hiç olasın. kimseye yaşatmasın inşallah. Amin. Amin.